Kenar mahallenin cam kenarından dünya düştü benim yarım aklıma. Camda duran çiçeklerin arasından dünyayı taktım ben deli aklıma. Camda duran çiçeklerin arasından dünyayı taktım ben deli aklıma. Gel içeri kır dizini dön önüne. Baban dayak dayak yersin kısırda. Gel içeri kır dizini dön önüne kısırda. Hadi gör baban dayak dayak yersin kısırda. Saatinizi okumak için gelmiştim. He. Bu da geçen ayki faturanız. Şurada. Sık. Hı. Gel buraya. Karşıda göz arası elin herifini gene içeri almışsın. Kim bu adam? Ne elektrik memur ya. Hı. Adamcağız görevini yapıyor. Hala bir temiz genç kızı. De. Elektrik idaresiyle durumumuz bir parça içler acısı. Ver bakayım şunu. Biliyorum. Ne zaman yaktın sen bu elektriği odanda? Ha? Aa, hatırlatırım anne. Burası 4 nüfuslu bir hane, tamam mı? Ben odamdan sizden kaçak herhalde atari salonunu işletmiyorum, değil mi? Yaktıysak ev birliğiyle yaktık bu kadarını. Bakar mısınız? Hay biz bu kadar elektriği yakmadık da yani bunda bir yanlışlık olmalı. Annem doğru söylüyor memur bey. Ya bu kadar bol sıfırlı bir rakım için mahalleye gelen 3 fazladan ikisinin bizim eve uğraması lazım. Ya bu faturayı vereceğinizi direkt bana elektrik verseydiniz daha iyi olurdu. Yapacak bir şey yok hemşire. Maşallah sayacınız Mevlana şenlikleri gibi döndükçe dönüyor. Hadi kardeşim yazdıysan yoluna. Hadi güle güle. Sıdıka ne cilveleşiyorsun elin cereyancı başıyla? Ha? Hani belli değil mi canım? Adam para koparmak için bu kadar zaman durdu burada oyalandı. Para koparamadı, seni ayartmaya çalışıyor. Bravo anne. Yine 360 bölümlük bir pembe diziyi 3 cümleye sığdırdı. Ben ve yasak aşkım elektrikçi. Bir şey değil mi anne? Diyebilir. Sen fesatsın işte o kadar. Bu anneye fesat diyen o diller var ya az sonra kömür olacak Sıtıka. Çünkü baban ikimize de birer Filistin askısı kuracak bu 3,5 milyonluk faturayı görünce sonra 4 tarafa da cereyan verecek ya. Hayret ya, o kadar da Şubat ayı boyunca kendi odamda aydınlık Türkiye için bir dakika karanlık eylemi yapmış. Hay Sıdıka, yani bu tür şeylere çok iyi aklın eriyor maşallah. Eğlenmiş, ışık söndürmekmiş, tencere tavı düdük öttürmekmiş falan. Azıcık şu faturaya da bir çözüm bulsana bakalım, aklını buna çalıştır. Ben anlayayım senin ne cin fikir olduğunu. Hı? Babandan saklayalım. Kız koklaya koklaya bulur babam bu faturayı. Ay bir keresinde ben Samim'i zayıfken ilkokul karnesinde buzluğa saklamıştım. Eliyle koymuş gibi buldu. Bakma sen ona ha. Köyde FBI falan yokmuş da okuyup casus olamamış adam. Yoksa dedektif gibi heriftir. Anne başka hiçbir çaresi yok. Mecburen saklayacağız. Sonra da bir ara bir yerlerden para bulup çaktırmadan ödeyeceğiz babama. Yoksa olay başka türlü kapanmaz. Hadi saklayalım onu bir yere ya. Dediye saklayalım. Gel bak. Salın. Kitabı kırılmıyor. Bu ne lan? He? 3,5 milyon cereyan faturası. İnsan bu evde otura otura manyak olur be. Kimin marifeti bu? Ya baba bir yanlışlık olmuş galiba. He? Ne yanlışlığı kız? Neyin yanlışlığı? He? Sabahlara kadar ışık açık kitap okunuyor. Anan olacak kadın.
çamaşır yıkıyor, elektrik süpürgesi, ütü desen hep fişte, işi bitince çekelim diyen yok. Ama baba... Sus lan bir de, sus! Seni de bir gün permatikle tıraş olurken görmedik. Varsa yoksa tıraş makinesi. Ya baba olmuş bir kere ya. Bak itiraz ederiz hem. Dizdin bizi böyle meclis komisyonu sanığı gibi. Elektrikli sandalye de al bari ifademizi. Ulan şimdi bir çakarım 220 volt Karacaahmet mezarlığında verirsin ifadeni. Sürtük, param basıyorum ben. He? 3,5 milyon cereyan parası. 2,5 milyon telefon parası. 1750 su parası. Ulan sizi besleyeceğime 3 nüfuslu sosyal hizmet kurumu çalıştırırım daha iyi be. Yerden göğe kadar haklısın yani Zekeriya. Bir saniye, bir haksızlık durumu oluyor yalnız. Ben bu eve ekmek getiriyorum. Vatanıma, milletime, aileme vergimi ödüyorum. Yani çöple samanı birbirinden ayıralım lütfen. Çöp sensin, terbiyesiz. Aa, sanki siz yalvarıyorsunuz da ben de çalışmıyorum. Kaç kere dedim anketörlük yapayım diye, sakın işi diye izin vermediniz. Bebek bakayım dedim, el alemin evinde bir şey gelir başına. Bütün gün cam kenarında oturanı da para vermiyorlar, tamam mı? Ne yapalım? Baban haklı yani, kızım yani kızların işi evidir, o kadar, bitti. Onu bunu bilmem, bundan sonra tasarruf yapılacak. Işık görmeyeceğim bu evde, su idareyle akacak, sobaya da 8 odunsa 3 odun atılacak, tamam mı? Sen de o karate kursunun parasını cebinden veriyorsan ver. Bundan sonra kapik işlemez fuzuli masrafa. Olur mu baba ya? Şurada 6 kuşağım kalmış bitirmeye. Hırsızlık mı yaptıracaksın bana baba ya? Ulan hemen mi çal çırp dedik sana? He? Ninja adam hırsızlık mı yaparmış? Baba. Ne? Karşı apartmanın oğlu geldi. Bizim araba yüzünden çıkamıyorlarmış, anahtarı istiyor. Versene. Kimmiş kızım? Neyin nesi? Kimin fesiymiş ya? Karşı... Allah Allah. Öyle bilmeden anahtar mı verilir elin adamına? Şu arabayı çekeyim, geleceğim ben şimdi. Bitti! Ninjalık hayallerim tükendi! Yaktınız geleceğimi be! Aman abi üzülme ya! Ne olur ben sana bir kum torbası dikerim, evde çalışırsın. Kursa gitmen şart mı? En ninjası ol! Kız niye öyle konuşuyorsun abine ha? Ters ters! Çocuk ev bak sahibi olunca evinin ninjası olur. Ay şimdi salona gitmek istiyor. şurada bak yeşermekte olan bir buğday tohumu eziliyor. Anlıyor musun kızım, anlayabiliyor musun ha? Dövüşün, dövüş sanatının mahzun ejderhası yaralandı. Can çekişiyor içimde, can! Ay babam da umduğundan fazla köpürdü ha. İnşallah bir de parkeri yüzünden dalaş çıkartmaz. Adam haklı. Gün günden daha kötüye gidiyoruz. Hay oğlanın da katıştırdığı 3 kuruş olmasa babanın maaşıyla 3 enikli kedi bile zor geçinir. Ama bulacağım o parayı. Ne gerekiyorsa yapacağım. Mühim olan benim istikbalim değil mi? Ha? Oğlum bir tane benim çocuğum. Sakın bir delilik yapma. Ah ben bütün bu altınları falan satarım. Gene de seni o okula yollarım bir tane. İstemez anne ya. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Fedakarlık kapışmanızı kesiyorum ama karşılıklı intihar etmeden önce akılcı bir çözüm yolu bulsak he? Bana bakın. Öncelikle mutfak masraflarından keseceğiz. Abimin ekstra ninja giderleri de var zaten. Yok afyon kaymağı, bolu balı, çift sarılı yumurtalar. İlla da iri bir ninja olman gerekmiyor değil mi? Şimdilik orta boy bir dövüş sanatçısı ol, yeter. Sonra bu baklava börek günleri falan da iptal edilecek, tamam mı? Ayrıca bir aile üretim merkezi kurup eve ek gelir getirecek işler bulabiliriz. Mesela benim çeyizim tepeleme el işi dolu. Onları esnafla iş birliğine geçip kabiliyetsiz ev hanımlarına pazarlayabiliriz. Olmaz. Onlar benim el emeğim, göz nurum. Ölürüm de onlara dokundurtmam. Aklın başka şeytanlığa çalışsın Sıdıka Hanım. Ya şeytanlık değil ki anneciğim, ev ekonomisi. Babamın bize lockout ilan etmesini istemiyorsan buna mecbursun. Hem yerlerini öreriz gene ha? Kimse benden bol kaymağımı, öyle afyon balımı alamaz, tamam mı? Bunlar bir ninja'nın temel ihtiyaçlarıdır bünyesinin. Beni öldürecek misiniz be? Aman anne bırak ya. Löfle karışık dersek vicdanı yapıyor. Sen beni dinle beni. Bak şimdi bizimle işbirliği yapacak bir tane esnaf bulalım, tamam mı? Biz Orlon kaynağı bakımından kainatın en zengin ailesiyiz. Kız hem bir bakarsın ekonomik özgürlüğümüzü kazanırız he. Bu evde bizim de borumuz öter.
Kışkırtma kız anneyi. Gideceğim lan bu diyardan. Japonya'ya gideceğim. Beni bir tek orada anlarlar zaten. Teyze. Buyur. Şu çivit mavisinin makine yünü olandan var mı? Evet, burada. Hepsi burada. Hadi ben onlara bir bakayım, dur. Bir bak. Anne ya. Ha, şunlardan alalım işte, hem daha ucuz bak. Kız bırak onları ya. Aa Sıdık'a, eli şişeceğiz kızım. Palamara gemi bağlamayacağız. Ne öyle halat gibi? Kız cahil cahil konuşup utandırma beni böyle el alemin içinde. Kız gelinlik yaşa gelmiş, hala derede balık ağzı görmemiş gibi iplik seçemiyor diyecekler. Şöyle orta yerde durayım da yüzüme tükürmeleri kolay olsun bari. Deli deli renkler seçip durma kız. Ne o öyle? Tövbe tövbe. Konsomatif sırkası mı öreceksin sen kendine? Ha? Bak Allah. Siyah var, beyaz var. Seç onlardan. Cenaze kıyafeti siparişimi aldık anne. Gel 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 konuşup durma Sıdık. Ha? Çekil şurada ayağımın altından. Teyzeciğim sen de bana şuradan 0 numara bir tığ sarı ver paketi hadi. Mahsus 2 tane kuş aldım Sıdık'a. Diyelim bak şimdi bizim kuş erkek çıktı, tamam mı? Bir tane daha alıyorum. O da erkek çıktı diyelim. He. O zaman üçüncüsünün dişi olması ihtimali daha yüksek. Anlatabiliyor muyum yani? He? Evet, anlıyorum abi. Odan da ufak çapta bir kuş cenneti kurmak istiyorsun ha? Kız, alay etme abinin zenginlik projesiyle. Hem kaç lira bunların yavruları sen biliyor musun? Üstelik sermayeleri de yok. Koy önüne yemini suyunu, al altından yumurtasını. Ay, parmak kadar hayvancağızların yumurtalarına göz dikip rant tezgahı açmak ancak senin kuş beyninin bir fikri olabilirdi zaten. Bana bak, koparırım o ekmek teknemi sonra ama ha? Kopar da annen de seni koparsın. Annem çocukları gibi bakıyor şu ipliklerine var ya. Senin kuşların onun iplikleri. Ne haber? Ya sen anlamazsın ki ticaret işinden. Bu kuşlar beni Japonya'ya götürecek, Japonya. Man git be. Anka kuşu çıkartacak sanki şunca ağzını. Ay dur, 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 tamam. Dur, dur. Ya, çok konuşma kızım ya. Ya olaya bir dövüş felsefesi gözüyle bakmaya çalış. Ay, evet. Kuş olayına bir ninja gibi yaklaş. O zaman göreceksin sen hakikati. Hmm. Gerçek bir ninja bu ticaret olayında da ön plana çıkmasını becerebilen bir kişidir. Os. Baba, kaldır şu iplikleri. Ay bunları görürse nereden buldunuz lan buraları diye. İpliklerle tavan alsan bizi. Kaldır, kale kapısı mübarek. Yarım saatte açılıyor. Neredesiniz kız? Banyodaydım baba. Banyodaymış. Ah! Ah hoş geldin Zekeriya. Çarşıda torbaları biriyle mi karıştırdın sen ha? Bu Sıdıka'nın yeni işi. Nasıl? Hayırlı olsun. Gel kız bak. Bir. Gel gel sen de diz gel. Ay, zaten 4 duvar arasında yaşıyorduk. Bir de hapishane işi boncuk dizeceğiz tam olacak ha. Dırdır etme kız. İş istemiyor muydun? Al sana iş işte. Hem evde otur, tesbih diz, para kazan, sevaba gir. Hem de... Bu ne baba? İtiraz etmeyeyim diye ağzımı bantlamak için mi aldın? Yok kız. Onlar ev için. Ekonomik tedbirler. Isı kaybına son. Evin her tarafını bantlayacağız. Odunu, kömürü sokaktakilere yakıyoruz ya. Hadi şu abini çağır da gelsin yemek yiyelim. Hadi. Samim, abi. Samim. Gelsene yemek hazır. Bu ne lan? Siz beni öldürecek misiniz ya? Sade suya ekmek doğramış karılar. Papara yaptık. Mutfak giderlerini kısa kısa ancak bu kadar oluyor. Ne yapalım? Hı, paparaymış. Kediye verdiniz yemekten vereydiniz bari. Kedinin sütüne de artık su karıştırıyoruz. Ne yapalım? Olmuyor başka türlü.
açlıktan öldürecekler bizi baba gırtlaktan kesip ya. Bu ne ya? Çocuğum bu günleri de geçecek. Aşacağız. El birliğiyle bunları da aşacağız. Sen şu benim köfte işine de bir he desen. Ne lan bu köfte işi? Köfte. Canım ben buna diyorum ki ben evde çiğ köfte hazırlayayım. Sen de hafta sonları maça giderken onları sat. Arada kendi karnını da doyurursun. Ya mahalleli ne der? Bu sarı lacivert renkli camiye hakkımızda ne rapor verir? Bunları hiç düşünmüyorsun anne ya. O kadar dökülmedik daha biz. Satan valla sat. Şöyle orta köyde bir tezgah açarsın. Millet de seni entel zanneder. Sen sat, seni de Orlon salsınlar. Ay, takıntı haline geldi babamda bu tasarruf şeysi ya. Ruhsal sağlığı bozuldu adamın. Psikiyatrik tanı koyma babaya Sıdık'a. Ay, teşhise gerek yok ki anneciğim, kanıtlar ortada. Sağ solu bantlayıp evi kozaladı resmen. Bütün odalara fişi çek, enerjiyi sev, cüzdanıma saygı göster gibi yazılar yapıştırıp duruyor. Aman aman, sabah da kahvaltıda böyle zeytin çekirdekleriyle yumurta kabuklarını falan toparlayıp... ...hay ben bunları kübre fabrikasına götüreceğim kilosu 1000 liradan satılıyor diye. İyi, artık sesi bir çıkarmadım, ne yapayım? Yani bu gidişle tasarruf olsun diye hayatımızın yarısını yaşamayacağız, o olacak. Şimdi çek konuşmayı bırak, şuptan boncuk al. Hadi 300 tane dizmezsen akşama kadar vallahi billahi adam kıyametleri kopartırsın. Kız anne bak ne diyeceğim. Biz bu boncuk dizme işini abimin üstüne kakalayalım. Ben de bütün kuvvetimle şu Orlan örgü olayına gireyim ha. Ay sen bütün gün böyle hatır hatır karşımda örerken çok canım çekiyor. Hem bir ev kızı olarak örgü örmenin benim için daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Mesela şu ördüğün şeyin ne olduğunu bilmiyorum ben. Sen şimdi haroşoyu biliyorsun değil mi? Böyle dümdüz gidersin haroşoda. Ha. Bu da öyle. Buna bekar biti diyorlar. Şimdi ön tarafı haroşo. Bir haroşo, arka tarafı lastik. Bir haroşo, bir lastik. Bir haroşo, bir lastik. Öyle ör gitsin işte. Bir haroşo, bir lastik. Ha. Bir haroşo, bir lastik. Ha. Kız anne, galiba sıçan dişi motifinin bir üst modelini geliştirdim. Ha. Bak. Ne yaptın sen Sıdık'a? Salak şey, ver onu bana. Ne motifi? Hay. Gemici düğümü yaptın sen burada. Ulan 5 metre yumağımı mahvettin. Kör olmayası karı. Zaten senin eline şiş falan yakışmıyor ki Sıdık'a. Al bakayım sen şu tığı. Yaptık ya sabunluklar bir sürü. He. Onların üstüne örümcek göbek gerekiyor. Ondan yap. Örümcek mi? Hı. Ay, yıllardır bu örgü, dikiş, nakış, erişim muhabbetlerini falan takip ederim. Ondan sonra böyle rahibe işi, hı, işkembe, LTT küstü, Türkan Şoray kirpiği, sarhoş sidi, bütün bu motifleri bilirim ama... Tabii. Ay örümceği ilk defa duyuyorum. Nereden çıktı o? Onun mucidi benim Sıdık'am. Ya. Böyle 4 tane atıyorsun, tığ bir çekiyorsun. 4 tane atıyorsun, tığ bir tane çekiyorsun. Öyle oluyor. Ay kadının motif patenti var ya. Örgü eksperi kendisi. Ay inşallah genetik falan değildir. Kız dalga geçme annenin icatlarıyla. Aa ben senin aklınla dalga geçip ilişiyor muyum ona? Ay aklım kırıştı ya. Nerede ama? Şş, çek bakayım çek. Bana bak kulaklarını çekerim senin ha. Ne bağırıyorsun kızım ya? Ürküttün hayvanı. Ya evde tavşan ne arıyor ya? Kuşların hepsi dişi çıktı. Ben de sattım. Tavşanı aldım. Bunları hem yavrulatacağım hem de eğitip niyet çekmeye alıştıracağım. Sonra gelsin paralar. Tavşan, kuş, evde kediyle balık da var zaten. Anneme söyleyelim de bir sirk çadırı diksin ha. Sen de sevimli pandayı oynarsın. Bana bak, sana bir böyle ayı pençesi atarım. 5 gün yerinden doğrulamazsın ha, cadı. Tamam tamam, sakinleş ya da evcilleş. Ya ben sadece kısa. Ne istiyorsun onu söyle sen hadi. Ya, fotoğraf makinesi sendeyse annem onu istiyor. Ben de o tişörtlerimin altında. Hadi al git hadi. Sağ ol. Gel bakalım. Bunlar kızın ne mal olduğunu biliyormuş. Elin herifiyle kaçınca onun için gitmemişler peşinden. Allah Allah. Dur kahve dökmüşün. Dur bakayım dur. Çek. Ne oluyor kız? Ne oluyor? Allah iyiliğini vermesin senin. Resim çekeceğini bilsem poz verirdim. Bak şimdi gözlerim kapalı çıktı, gördün mü? Aman, ay korkma öyle Gonca Gül Allah aşkına. Ay kız mahalleyle ilgili belgesel hazırlıyormuş da. Ha. Ay deli deli çekiyor, boşver aldır.
Ben gideyim artık. Aa. Ocakta yemeğim var. Bir de evi yakmayayım. Tatlı tatlı konuşuyorduk Goncagil şurada. Niye gidiyorsun şimdi yok, yani? Yok, otur Goncagil. Hayır, gidiyorum, gidiyorum. Ay kız otursaydın. Aa. Gene gel, gene gel hadi. Kız bana bak. Ne çektin mi ha? Bana kol kesimiyle yaka lazımdı özellikle. Ay çektim çektim de gınalar geldi artık. Ne öyle sanayi casusu gibi Goncagül teyzenin kazanın motifini alacağız diye fotoğraf makinesiyle zoom yapıyorum sağına soluna. Ay ayıp vallahi. Ay, ne ayıbı kız? Aa ne yapalım yani? Karı böyle o model bir tek kendisine olsun hiç kimse de olmasın diye göstermiyor mecburuz. Ay neyse ne de ayıp oluyor artık bence. İnsanın vicdanı şey diyor sonra. Ne vicdanı kız? Elimizin emeği, gözümüzün nuruyla helal para kazanıyoruz şurada. Ha, kime ne zararımız var? Ha? Emeği, nuru falan geçti artık anne. Yani trikotaj atölyesi gibi. Otomasyon çalışıyoruz artık. Mesela şu kazak ya. Ben mi ördüydüm bunu? Ne zaman ördüğümü bile hatırlamıyorum. Ay Sıdıka, besbelli sen örmüşsün. Şuna bak değil mi? Geniş geniş böyle atmışsın her şeyi. Ağzı bir tarafta, burnu bir tarafta yamulmuş. Ay ben esnafın yerinde olsam o iplik israfında 500.000 lira ödemezdim ha. Aa olaya bak. Ha, sen benim erişime dili uzatacaksın mı? Şu ördüklerine bak. Bak 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 bak. Böyle kedi yumakla oynamış da ipleri birbirine karıştırmış gibi yamuk yumuk. Halt etmişsin sen onu. Yumakmış. Ben onu 7 renkli kaplumbağa şeklinde minder kılıfı olarak başladıydım bir defa. Aa, yalnız kaplumbağa yutmuş yılana benziyor bence. Ama 7 renkli olduğu doğru. Bak, kabiliyetsiz ressam paleti gibi. Sıdıka, çene yarıştırmayı bırak anneyle. Hadi, kalk toplan, çabuk. Bunları daha orlonjiye götüreceğiz. Baban gelmeden şu işleri bitirelim. Sıkça gider. Ancak bu kez kalabalık arasında seni bekleyen tatsız bir sürpriz vardı. Ay Zekeriya ne oldu ya? Sende bir şey var. Ay ölü balık gibi bakıyorsun ya. Yok bir şey. Var bir şey var. Bana bak. Ben sana bir orta şekerli kahve yapayım ha. Sen içini dök böyle ferahlarsın. Hadi. Arabayı bir akşam iş yerinin oraya bırakmıştım. Serseriler lastikleri parçalamıştı. Vay lavuklar! Kimmiş biliyor musun baba? Yani ben bizim karate kursunu toplayıp öyle bir göreyim. Ne bileyim lan ben kimmiş? Lastikler paramparça. Olduğu gibi değişecek. Ay sonu elde yok, avuçta yok. Arabada elim ayağım benim işe gidip gelirken. Ali Şen'e önce sevgi gösterisinde bulunmuştu Beşiktaşlılar. Ama sonra işler değişti. Zekeriya. Ali Bey'in başına bak ne diyeceğim. Hani biz bir ara tasarruf yapıyorduk ya. İşte o zaman Sıdıka ile ikimiz el işi falan yaptık. Aha. Az bir paramız var. Hani onu şimdi sana zaruri ihtiyaçtır verelim diyoruz. Ha? Olmaz öyle şey. O sizin hakkınız. Evin ihtiyaçlarını falan alırız. Olur olur. Araba işi ayrı. Olur, olur mu canım? Aa, araba hepimizin malı değil mi? Bak şimdi biz o paranın hepsini sana peşin peşin takdim edelim. Sen sonra bize faiziyle geri ödeme yaparsın. Ee,
Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Annenler nerede? Orloncuya gittiler herhalde baba. Sen tamirhaneye uğradın mı? Gittim, gittim de. Lastikleri takmışlar ama bu iş benim ağrıma gitmeye başladı ya. Bu yaştan sonra karı parası yemek yok mu? İçime oturuyor arkadaş, içime. Yani resmen Sıdıka'yla ananın parası olmasa araba tekerleksiz kalmıştı ya. Koy bir kadeh. Kendine de koy. Yok baba yok. Koy koy. Hı? Koy. Getir. Ya çok haklısın baba ya. Ya sen kızarsın diye söyleyemedim ama bu eve getirdiğin hani foson tespih işi vardı ya. He. Onu da bana verdiler parasıyla. Yani çok ağrıma gitti ya, içime oturdu. Öyle Sıdıka'dan harçlık alır gibi. Peki bu hep böyle mi sürecek lan? Ya aslında bir çözüm var baba ama şimdi bu bizim karate kursundaki çocuklar var ya. Evet. Akşamları barların önünde bodyguardlık yapıyorlar. Bana sen de gel dediler ama ben sen şey edersin diye gitmedim yani. Diyelim ki şey etmiyorum. Yani. Ya esasen basit iş baba ya. Yani kapıda duruyorsun böyle. Sen gir. Sen girme, girme. Sen de gir. Sen de girme. Öyle o kadar yani. Ya bizi almazlar be. Yaşlıyız. Yani antrenmanlı değiliz sizin gibi. He? Yok baba ne demek? Taş gibisin taş. Senin kalıbın yeter. Bizim Batur Alp Hoca da ufak tefek bir insan ama icabında 20 kişiyi dövüyor. Ne haber? Tabii ya. İş teknikte. Hı? İcabında iki güneş biz de yaparız değil mi? gel bakalım gel hadi. Artık karakolu. Saat kaç oldu Sıdıka? Aman onlar iki acı patlıcan anne. Onları kırağı çalmaz. Yarım saatçik daha bekleyelim. Kız bari birlikte çıktıklarından emin olsaydın. Geldiler. Allah'ıma şükür. Baba. Zekeriya. Hayır. Sanki cin çarpmış da çarpmakla yetimi hep yerlerde sürüklemiş gibisiniz. Bodyguardlık yaptık. Ne olacak? Siz hala yatmadınız mı? Ha? Evet ya. Siz ek iş yapıp para kazanırken iyi miydi? Hmm. 16 kişiyi dövüp alnımızın teriyle para kazandık. Göster şuna yemyemizi baba. Boru değil bu. Yere serdiğimiz adam kadar para kaldırdık. Para. Para sende ya lan. He? Ha? Ha, doğru ya. Evet. Kalmadı tabii. Bak şimdi. Yok. Nasıl? Yok ya. Nasıl yok? Tabii dayak yiyip kendimizden geçtiğimizde götürmüşler parayı. Ulan arabanın lastik parası da içindeydi be. Bundan böyle yeni ekonomik tedbirler alıyoruz. Ve ilk iş olarak sen o ninja kursuna gitmiyorsun. Baba ya. Yapma ya. Sevgili günlük. Tasarruf seferberliği yapıyoruz. Artık harfleri, satırları, günleri bile ekonomik kullanmak zorundayız. Annem ilk kez ekonomik özgürlüğünü elde eder gibi oldu. Ama fırsat uçtu gitti. Tutumlu günler yaşadık. Ama birbirimizin cebine göz dikmekten sevgimizi müsrifçe harcadık. Yaşamları böyle geçen birileri varsa onlara acıyorum. Sözcükler israf olmuyor. Ancak mumum bitmek üzere. İyi uykular günlük. Tatlı rüyalar.